yılında yayınlar çıkmıştı. Belki hatırlar arkadaşlarımız. Burada böyle bir rapor olduğunu ilk defa duydum ben. Yani Perinçek'in açıkladığı raporun Mithat Alpay'dan aldığını duydum. İkincisi bizim kuşkulanmıştık zaten de, özellikle Yavuz Ataç'ın Alaaddin Çakıcı'ya kırmızı pasaport veren silahlı kuvvetler mensubu olan kişiydi MİT'te çalışan. Onun Amerikalılarla ilişkili olduğunu itiraf ediyor ya da ifşa ediyor. Kozinoğlu'nun da Susurluk çetesiyle birlikte çalışıyoruz. Kozinoğlu'ndan zaten biz de komisyonda çok olumlu bahsetmedik. Çünkü bu Yeşil'in açıkladığı liste ve o listeden yani öldürülme listesi tırnak içerisinde insanlara şöyle söyleniyor. Bilmeyenleri hatırlatmak için söylüyorum ya da bilenlere. Listelerde isminiz çıkıyor ve diyorlar ki bu listeden çıkarmak için şu kadar bin mark, şu kadar bin bilmem dolar para vermeniz gerekiyor ya da Türk parası vermeniz gerekiyor. Ankara'da Ulus'taki açılmış bir hesaba yatırmanız gerekiyor deniyor. O hesaba para yatırılıyor ama yine o insan öldürülüyor. Bu yapının içerisinde Kozinoğlu'nun da olduğunu söylüyor. İlk defa ben Mehmet Uymur ve Kozinoğlu'nun ölümü de çok tartışmalıydı. Evet, Ergenekon meselesinde hapishanede ölmüştü. O da yurt dışından geldiğinde yani galiba Afganistan ya da Pakistan'dan döndükten sonra öldüğünü düşünüyorum. O oraları iyi denir. Özür dilerim ama karıştırmak lazım tabirle, irdelemek tam lazım. Tam da aslında incelemek lazım. Açıklayacağı... Yani öyle ki böyle yapılar hani deniyor ya biz bir milletin iki ayrı devletiyiz dediğimiz Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'e yani baba Aliyev'e suikast düzenleyecek noktada gelmiştik. Dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel rahmetli bu suikaste haber verdi. Aliyev de geldi bizim mecliste hepimizin gözünün içine baka baka ya bir devlet bir milletin iki devletiyiz ama bana suikast düzenliyorsunuz, öldürmek istiyorsunuz, bu ne iştir dedi. Biz de çok utanmıştık. Yani bu devletin içerisinde böyle bir yapı var ve bunların mutlaka çözülmesi gerekiyor. Siz sorularınız arasında dediniz ki o günden bugün arasında ne fark? O gün çok ciddi olmasa da bir hukuk devletiydik. Susurluk olayı ortaya çıktıktan sonra Abdullah Çatlı'nın devlet kimliği taşıdığı ortaya çıktıktan sonra 6 gün içerisinde İçişleri Bakanı, dönemin İçişleri Bakanı Mehmet Ağar istifa etmek zorunda kaldı. Çünkü meclis karar aldı, araştırmak üzere savcılık el koydu. Bu konu üzerine 6 gün içerisinde söylediği bir laf da vardı. İşte Abdullah Çatlı'yı alıp götürüyorlar, polise, emniyete teslim edeceklerdi gibi. Bunların da doğru olmadığı ortaya çıkınca istifa etmek. Bugün böyle bir şey yok. Yani 2 Mayıs'ta Sedat Peker bir sürü işaatta bulundu. Değil mi? Yani bu ülkenin başbakanı, bu ülkenin meclis başkanı, bu ülkenin şu anda iktidar partisinin başkan vekili olan kişinin ailesi ve kişiyle ilgili uyuşturucu kaçakçılığından kaynaklanan ifşaatlarda bulundu. Yer, mekan, zaman filan hepsini göstererek. Ama hala savcılık şey yapmıyor ama savcılık bana Süleyman Soylu'ya hakaret ettin. Benim sorum 10 milyon avroyu Veys Ateş kimin adına istedin lafının üzerine bana soruşturma. Hem de diyor ki savcılığın gönderdiği şeyde gelmezseniz diyor ifade vermeye mevcutlu getireceğiz sizi polis soruyla getireceğiz diyor. Yani bunu ilk defa mı açıklıyorsunuz Sayın Sağlar? Ben yeni duyuyorum ama hakkınız İlk defa açıklıyorum burada şimdi. Evet. Yarın da avukatlarım gidecekler. İfade. Daveti yerine getirecekler. Şimdi efendim aslında siz hani o dönemden bu döneme evet dediniz. Bir yaptırım o dönem oldu. Bir sonucu olmuştu. Bir hukuk devletiydik çünkü dediniz. Daha da ilerisi Betül Hanım, daha da ilerisi var olan isimler yargılandılar. Ceza aldılar. Yattılar da hapiste yattılar. Evet. Düşünün ama yani. Geldiğimiz noktada tam anlamıyla etkin bir soruşturma, şeffaf bir ortam sağlanamadığı için mi biz hala bugün
mafya, siyaset, iş dünyası, bu üçgen, bu dörtgenleri konuşuyoruz. Ve hatta belki en iç içe olduğu dönem diyebilir miyiz? Böyle bir kıyas yapsanız şu dönemi vallahi ne dersiniz? Şimdi artık hukuk devleti değiliz. Yani açıkça bunu görebiliyorum. Yani gri listeye yani giriyoruz. Organize suçlarla mücadelede geçtiğimiz gün Tolga Şardan'ın yazısında hangi noktada olduğumuz ortada. Böyle baktığımızda çok ciddi bir durum var sanki ortada. Yani söze başlarken ilk sorduğunuz soruda ya hayat pahalılığı, zamlardan bahsediyordun evet. derken ben de dedim ki Türkiye'nin dünyada artık itibarı kalmadı. Bakın Eylül-Ekim ayı içerisinde arkası arkasına Türkiye ile ilgili olumsuz raporlar çıktı. Ben bunların hiçbirine şey yapmam, kale almam demeniz yeterli değil. Çünkü uluslararası arenada ya bağlısınız, eşitlik aynı haklara sahip olmaktan kaynaklanıyor. Sizi uluslararası arena itibarsız, güvenilmez bir ülke olarak görüyorsa sıkıntınız var. Taliban'la aynı duruma düşersiniz. Ve nitekim de bugün geldiğimiz nokta da o. Yani çok da tehlikeli bir şey. Taliban'dan bizim karşı bir şeyimiz yok, aykırı bir şeyimiz yok dediğiniz andan itibaren siz dünyada çökmüş bir ekonomiye ve ciddi bir şekilde yurttaşları büyük sıkıntı çeken bir ülke noktasına gelirsiniz. Bugün, o gün öyle veya böyle savcılıklar harekete geçiyor. Bugün ise savcılıklar talimat alarak harekete geçiyor. Yani talimatla davalar açılıyor ve insanların kimliklerine, meşreplerine göre de yine talimatla cezalar veriliyor. Bağımsız ve bir yargı yok. Taraflı bir yargı söz konusu. Bu bizim rejimimizden kaynaklanıyor. Rejim değişti. Kimse bunun farkında değil. Yani eski Türkiye ya da işte bildiğimiz Türkiye ne olacak? Bankalar orada duruyor. İşte alışveriş merkezleri burada duruyor. Biz de işimize gidip geliyoruz varsa işimiz. Yoksa zaten kahvede oturup tavla oynuyoruz noktasında olmamalıyız. Devir ve rejim çok değişti. Hiç kimse farkında değil. Giderek yani nitekim AKP Genel Başkanı Sayın Erdoğan aslında Meral Akşener'e söylediği bir laf var. Bunlar daha iyi günler. Neler göreceksiniz lafı Meral Akşener'e değildir, bizedir. Bu ülkede yaşayan 80 milyon insanıdır. İşte nitekim de görüyoruz daha neler göreceğiz. Ben söylüyorum iki ayda %65 doğalgaza zam geldi. Betül Hanım. Yani 48'e ne yapacağız diyoruz. 60. Peki 65 zam geldi ne yapıyoruz? Sadece salı günleri konuşarak muhalefet yapamazsınız.